böyle gaga. Komşu teyze süt getirmedi mi yoksa? Hep buraya bırakırdı süt bidonunu. Belki de inekler bugün süt vermemiştir Ege. Ha? Ama bugün yoğurt yapacaktım Gaga. Sen mi? Yoğurt yapabiliyor musun Ege? Daha önce yapmadım. İlk kez deneyecektim Gaga. Annem yaparken izlemiştim defalarca. Tarifini bile yazdı benim için. Ha? Ben de yapabilir miyim acaba? Denersin Gaga. Uf. Komşu teyze gelse artık. Ha, teyzenin ayağı bir taşa takılmışsa, ya süt bidonları devrildiyse toprağa, bir damla süt bile kalmadıysa bize... Ha? Yaşasın, süt dökülmemiş. Teyze süt bidonunu oraya değil buraya bırakmış Gaga. Senin için öyle güzel bir yoğurt yapacağım ki Ege. Bundan sonra yoğurdumuzu Gaga yapsın diyeceksin annene. Teşekkür ederim Gaga. İşte yoğurt tarifi de burada. Önce sütü paylaşsak, tarife sonra baksak. Olur Gaga. Burada. Birazını buna boşaltınca işte oldu. Ha, küçük olanı ben alayım. Taşımam kolay olur. Sütü eve getirip dönerim Ege. Sonra da tarifi yazarız deftere. Tamam Gaga, geç kalma. Geldim Ege. Başlıyorum öyleyse. Tarife göre önce... Ege dur okuma sakın. Az önce sabırsızlanıyordun ama. Ne oldu Gaga? Ha, yoğurt yapacak sütüm kalmadı da. Döküldü mü yoksa? Ay dökülmedi. Lıkır lıkır içtim bitti. Hepsini mi? Ha, yoğurt yapamam vazgeçtim. Ama denemedin ki Gaga. Evet denemedim ama deneyemem de artık. Komşu teyze bugün bir daha gelir mi acaba? Gelmez Gaga. Üzülme artık. Üzülüyorum ama. Ha! Buldum. Kalan sütü paylaşırım seninle. Yine sütüm olacak. Sevindirdin beni Ege bak. İşte oldu. İstersen birlikte yoğurt yapabiliriz Gaga. Tek başıma yapmak istiyorum ama Ege. O zaman bu tarif bende kalsın. Senin için de deftere yazarım. Çok iyi bir fikir Ege. Tarifi aklımda tutamazdım belki de. Bir pipet. Ha? Bunu kaldırsam iyi olur. Ha? İşte defter. Önce sütü kaynatmamız gerekiyor. Bunun için annemden yardım alacağım Gaga. 10 dakika kadar kaynamalıymış. 10 dakika mı? Dikkat et Gaga. Tencerenin başından ayrılma. Sütü sakın taşırma. Zor. Çok zor benim için. Sonra ocağı kapatıp sütün soğumasını bekleyeceğiz. Beklemek mi? Yine mi? Evet Gaga. Biraz zaman geçince serçe parmağımı süte sokacağım. Süt çok sıcak olmayacak. Çok da soğuk olmayacak. Yani ılık olacak. Kanadımı yakmayacak. Ha! Şimdi de annemin ayırdığı yoğurdu çıkaralım. Yoğurt senin için, bu da benim için. Bunu neden yemediniz Ege? Daha çok yoğurt yapmak için ayırdık Gaga.
Ilık süte biraz yoğurt katacakmışız. Ha, peki sonra, sonra? Tencerenin kapağını bir havluyla saracakmışız. Bunu da çizeyim. Ha? Fazla havlu var mı Ege? Var gaga. Çekmeceden alabilirsin. Ha, peki sonra? Sonra bir işlem daha var gaga. Sütün sıcaklığını korumak için tencereyi de örtüyle saracakmışız. Hiç kıpırdatmadan 4 saat öylece duracakmış. Ha? 4 saat mi? Evet gaga. Yoğurt yapımını resimlerle açıkladım senin için. Sırasıyla uygulamayı unutma sakın. Çok güzel çizmişsin Ege. Başlayalım öyleyse. Annemi çağıracağım önce. Sütü kaynatsın benim için. Sonrasını kendim yapabilirim. Saat çalmadan örtüyü açmam. Senin için yoğurt yapmaya gidiyorum Ege. Yaşasın. Heyecanla bekliyorum gaga. Yoğurt zamanı. Harika bir yoğurt olmuş. Yoğurt tutmuş. Biraz da buzdolabında bekletirsek daha güzel olur gaga. Tamam Ege. Şimdi de benimkine bakalım öyleyse. Olmamış mı Ege? Olmamış galiba. Tarifi eksik mi yaptın acaba? Tencereyi çok iyi sarmıştın. Sana verdiğim yoğurdu süte karıştırdın mı gaga? Karıştırdım. Neyi eksik ya da yanlış yaptığını bulalım gaga. Defteri alabilir miyim? Tarifi eksik yazmış olabilirim. İşte defter. Önce sütü kaynatıyoruz. Bu tamam. Ha, tamam değil Ege. 10 dakika başında bekleyemem, taşırırım diye sütü kaynatmadım. Soğumasını bekleyeceksek neden kaynatıyoruz anlamadım ki. Süt ılık olmalıydı. Unuttun mu yoksa? Yoğurdun neden tutmadığını anlamış olduk. Üzülme sakın. Bundan böyle tarifte ne yazıyorsa onu yapacağım Ege. Komşu teyzenin inekleri her gün süt veriyor. Annem de ondan süt alıp yoğurt yapıyor. Bugün gaga ile yoğurt yapmayı denedik. Tarifte yazılanları tek tek uyguladım. Güzel bir yoğurt yaptım. Ama gaga tarife uymadığı için yoğurdu tutmamış. Gaga yeniden yoğurt yapmaya karar verdi. Komşu teyzeden süt aldık. Gaga sütü içmemek için kendini zor tuttu. Annem bizim için sütü kaynattı. Gaga yoğurt olmuş mu diye 5 dakikada bir örtüyü kaldırmaya çalıştı. Ama güzel bir yoğurt için beklemesi gerektiğini sonunda o da anladı. Thank you.